Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye'den kritik Libya hamlesi geldi. Değerli izleyenler, Türkiye'den kritik Libya hamlesi. Uçaklar peş peşe indi. Avrupa ülkeleri ve Yunanistan'ın Libya'ya yönelik tehditlerinin ardından Türkiye bölgede peş peşe hamleler yaptı. Askeri uçakların peşkeşe Vatiye hava üssüne indiği bir fırkateynin ise Libya'ya vardığı ifade edildi. Kıymetli izleyenler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı düşünce kuruluşu Future for East and Winds Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir makale yayınladı. Türkiye'nin Libya'daki varlığını güçlendirdiği kaydedilen makalede Batı ülkelerinin raporlarına atıf yapılarak atılan adımlar yazıldı. Faras'taki makaleye göre hava trafiğini takip eden batılı kaynaklar, Türkiye'ye ait 4 askeri kargo uçağının Libya'nın batısındaki Vatiye askeri hava üssüne indiğini belirtti. Libya'daki kaynaklarsa Türk uçaklarının askeri üsse varmasından birkaç saat sonra 20 tırın Trablus'a hareket ettiğini aktardı. Libya yerel kaynaklarından alınan bilgilere göre 22 Kasım 2022 tarihinde bir Türk savaş fırkateyni Batı Libya'daki El Kums deniz üssüne giriş yaptı. Türkiye'nin Libya'daki hamlelerinin zamanlaması da dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler'in ve birçok ülkenin tanıdığı Dibeybe hükümeti tarafından Ekim 2022'nin başlarında Ankara ile imzalanan ve Türkiye'nin Libya'nın Akdeniz'de bulunan kıta sahası üzerinde petrol ve gaz araştırma anlaşmasının uluslararası yasalara aykırı olduğunu iddia etti. Avrupa Parlamentosu anlaşmanın iptali için çağrıda bulundu ve Libya'yı hedef aldı. Türkiye'nin hamleleri ise bu tehditkar açıklamaların ardından arka arkaya geldi.